Benim Big Bang ile ilgili yaptığım şey şu. Ayşe Hanım'ın şey yapmadı. Ben Big Bang ile ilgili teoriyi başlangıçta Kur'an'a gidip de açıklayıp da Big Bang'i buldum demedim. Bir Big Bang teorisi var. Bu Big Bang teorisinin bilimsel yanını inceledikten sonra felsefi bir şekilde buna ne sonuç çıkacağına baktım. Hı hı. Ondan sonra da Kur'an'a bakıp onunla ilgili de ona da işaret ettiğimi düşündüm, ayetleri söyledim. Hı hı. Bu ama ben Big Bang teorisini incelerken bir tek o iki Kur'an ayetine dayanarak incelemedim. Onu tarihsel geçmişi nasıl ortaya koydu, fiziksel altyapısı ve benim için nasıl önemli olan onun felsefi çıkarımlarıyla baktım. Hı hı. Ha, buna niye baktım? Big Bang teorisinin getirdiği şey neydi? Sonra Kur'an ayetleriyle ilgili kısmına geleceğim. Big Bang teorisinin önemi şurada. Çünkü iki tane tarih boyunca bakıyoruz ki temel görüş olmuş. Bir tanesi diyor ki Allah ezelidir. Bunun karşısındaki tarih boyuncaki görüşlerdeki en temel görüşü olmuştur hep. Bu evren ezeli ve her şeyin açıklaması. Hı hı. Evet. Yani dediğim gibi Lucretius'tan Marx'a bütün ateistler bunu söylemiştir. David Hume ve Kant gibi Allah'ın varlığını biz bilemeyiz diyenler de agnostizmden ileri sürerken dedikleri şey şudur. Pekala Allah gibi evren de ezeli olabilir, biz bilemeyiz demişlerdir. Fakat Allah'ın varlığına alternatif olarak hiç kimse Allah neden yaratılmıştır dememiştir. Pekala evren ezeli olur demiştir. Ha, buradaki önemli olan nokta şu o zaman. Bir şeyin ezelden biri var olduğunu gösteremezsiniz. Fakat bir şey sonradan başlıyorsa bunun varlığı tartışma konusu olabilir. Ha, o zaman burada bizim en temel konumuz bu evrenin bir başlangıcı var mı yok mu sorusu. Hı-hı. Felsefi açıdan evet, çok anladım. Temel soru. Ha, bunlardan bir tanesini gösteren şey Big Bang teorisinden önce bilimsel olarak gösteren şey şuydu. Entropi yasası. Hı-hı. Fiziğin en temel yasalarından biri olan termodinamiğin ikinci yasasını gösterdiği şey şu. Bu evren sürekli olarak düzensizliği artmaktadır. Hı-hı. Ve bir yerde termodinamik dengeye gelip evren hareket duracaktır. Ha, bunun bir süre sonra ilk önce fark ettikleri şey bilim adamlarının ve felsefecilerin bu evrenin sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğuydu. Fakat ondan kısa bir süre sonra hemen şunu fark ettiler. Eğer ki bu evren ezeli olamıyorsa ezelden biri de var olamaz. Çünkü entropi yasası şu anda evrenin sonunu getirmişti. Ama bizim burada şu anda var olmamız aslında bir fizik yasasının da evrenin başlangıcı olduğunu gösterdiğinin ilk deliliydi. Bu 19. yüzyılların sonu entropinin ortaya koyulması. Ha, 20. yüzyılda sonra buraya da geldiğimizde gördük. 1920'li yılların başında Big Bang teorisi ortaya koydu. Einstein'ın formüllerine hareketle detaylara girmeyeceğim. Fakat Big Bang'in de bize gösterdiği şey şu. 13,7 milyar yıl önce hem uzay, hem zaman, hem madde hepsinin bir başlangıcı oldu. Hı hı. Yani o zaman bu neyi getiriyor aslında bakarsanız? Klasik bir Big Bang yaklaşımı. Ateist teorinin evrenin ezeli olup her şeyin açıklaması olduğunu doğru olamayacağını gösteriyor. Entropi yasasıyla Big Bang'in güçlerini birleştirmesiyle bilimsel tamam. açıdan oldukça ciddi bir temel bulabilir. Hı hı. Mesela bana göre bu da aslında Allah'ın varlığının delilleriyle bizim kozmolojik argüman dediğimiz çok çok önemli bir argüman. Ve buradan Allah'ın da bazı sıfatları, bütün sıfatlar değilse de bazı önemli sıfatları da temelleniyor. Nedir? Allah bir maddeyi aşkın. Çünkü maddenin olmadığı bir anda onu yaratması için maddeye aşkın olması lazım. O başlangıç zamanın da başlangıcı olduğu için zamanı da aşkın olması lazım. Hı hı. Diğer taraftan bu evrendeki müthiş enerjiyi ve sonraki oluşum süreçlerini düşünürsek müthiş bir kudreti, yüksek bir güç olması lazım. Ve Big Bang başlangıcına gördüğümüzde bu bir patlama, mecazi bir ifade. Burada olan şey oldukça düzenli bir açılım. O başlangıçtan bahsettiğimiz hassas ayarların hepsini neden koydum. Neden çok düzenli? Bir dakika. Neden entropi var? Yani neden bozunuma uğruyor? İşte entropi yasası bakın Allah'ın varlığının delilleriyle ilgili. İnsan şeydir. Yarattığı şeyin önünde yavaş yavaş ölümün şimdiden öleceği bir belli bir varlık olarak yaratılmış. Argümanı sonuna kadar bitireyim ona da cevap vereceğim. Hı. Eğer ki tabii ki yaratıcının planının içerisinde bu evrenin bir sonlu olması varsa içinde entropi gibi bir yasa ve insanların ölümü gibi de yasalar olması lazım. Yani bir ahlaki açıdan bir sorun yani yok. Allah ben ezeli bir öldürmek üzere bir şey ya evren yaratıyor. Hiçbir ahlaki sorun yok çünkü zaten yani, canı veren Allah olduğu için istedik. Öldürdükten sorun olacak. Yani evreni imha bakın ettikten siz, sorun olacak. Yeniden yaratılış olacak. Yeniden Allah yaratacağını söylüyor. Evet. Yani bu şeye benziyor. Bertrand Russell'ın ama siz, şimdi benim argümanı yine kesip Ayşe Hanım bambaşka konular tamam, ortaya atarak yani bu Allah'ın varlığının delilerini sabote etmeye çalışıyor. Yani şey, şey değil. Yani zaman ayarını size bırakıyorum. Yani ama ve 10 dakikadır konuşuyorsunuz yani. Onu şimdi sizin ama, teoriniz bitinceye kadar Ayşe Hanım'a deseydim ki siz Kurtuluş Savaşı ile ilgili şurada şunu söylediniz bu böyledir dense tabii ki benim onu söyleyen bir dakika cevabını vermeniz herhalde bir dakika almaz. Peki. Yani doğru. Sizin orta... Tamam siz tatmin şey... oluncaya kadar devam edin. Yani tatminden kastım. Siz tamam bitirdim anlatımımı deyinceye kadar ben bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Buradan da gördüğümüz şeylerden biri şuydu. Aslında Big Bang teorisinin gösterdiği şey bu evrenin ezeli olamayacağı. Dikkat edin bu klasik materyalist görüş için büyük bir yıkım.
ve entropi yasasıyla da burada güçlerini birleştiriyorlar. Aslında bu İslam felsefesinde daha önceden ortaya konan bu bilimsel şeylerin dışında felsefi argümanlar vardı. Bir yerde onların da tasdiki oldu. Daha belki felsefi argümanları da şu açıdan kısaca değinmemizde fayda var. Çünkü Tanrı'yı kim yarattı sorusunun da bir yerde orada cevabı olur. Çok kısaca geçeyim. Ama ne olur çok felsefeye girmeyelim. Felsefeye girin, çok kısaca orasını anlatayım. Dinlere muhabbet. Daha evvel Gazali ve Kindi'nin de ortaya koyduğu argümanlarda şu vardı. Sonsuz bir, teker teker eklemeyle sonsuz bir dizinin oluşamayacağını söylüyorlar. Çünkü sonsuz tüketilemeyen bir şeydir. Evrenin geçmişini de teker teker ekleme diziyle sonsuz olduğunu söylerseniz mantıksal paradokslar ortaya çıktığını söyledi. Bir dakika, zaten insanın bu alemin bir özeti ise zaten bu aleminde bir hayır, sonun olması argüman, gerekiyor. Dikkat edin, yaratıcıyı kim yarattı diye bir şey soramayacağınızı da gösteriyor. Niye? Niye soramayacağımızı ben hala anlayamıyorum. Benim çünkü, küçük aklım almalıyım. Ama işte argümanı iyi dinlemeniz lazım anlamanız için. Şu acaba yardımcı olur mu? Birisi Twitter'dan yazmıştı da şimdi aklıma geldi. Evet. İşte Alev Alatlı orada kimse var mı yazdı. Alev Alatlı'yı kim yazdı? Soru buna benziyor. Hayır şey ya, Bertrand Russell'ın yani, var analojisi. Bir Hintli bilgine soruyor. Dünya kimin nerede duruyor? İşte bir filin sırtında duruyor. Peki fil neyin sırtında duruyor? Kaplumbağanın sırtında duruyor. Peki kaplumbağa neyin sırtında duruyor? Kaplumbağa. Diyor ki şöyle diyor, hayır. Sıkıldım bu sorudan, lütfen başka bir konuya geçelim. Şu anda aslında bu oluyor. Bakın ben size felsefi bir argüman düşmeniz gereken yer orası. Diyorsunuz ki asli sebebi savunan bir felsefi argüman var. Anlamamaya çalışıyorsunuz. Bakın ben size geçen sefer... Ben kaplumbağayı asli argüman, ilk neden kaplumbağa... Sandalyeye yatılıyor musunuz? Kaplumbağa. Sandalyeye yatılıyor musunuz? Ben sonsuz bir silsilenin mantıken olamayacağını söylüyorum. Niye olamayacağını? Olamayacağını. Niye peki söyleyeyim. İlk neden gerekçesiz bir ilk neden olabiliyor da ki bütün süreçlere bakışımız bizim her şeyin bir başı ve sonu olması. Matematik ve felsefe üzerindeyken. Bu evet. Evet. Ama işte bu tamamen gerçekten felsefi açıdan çok. Ben mantıksal açıdan göstermek Ayşe istiyorum. Ayşe Hanım pardon. Sonsuz kaplumbağaları savunan siz misiniz, ben miyim? Bir çok net bir cevap verebilir miyiz? Siz sonsuz kaplumbağayı savunuyorsunuz. Evet, bravo. Bakın, siz işte, de diyorsunuz ki kaplumbağanın konuşmayalım. Peki, o zaman kaplumbağadır. Onun şey yok diyorsunuz. Ne olur adım adım gidelim. Şey, sonsuz kaplumbağaya dair deliliniz nedir? Sizin deliliniz nedir? Benim bir ilk nedenin, gerekçesiz bir ilk nedenin delili ne sizce? Sonsuz dizinin mantık olamayacağı... Fizikte bir patlama gördünüz. Olabilir. Yeni bakınız, bir evren, bir başka argüman. Bir şey, bakınız, fraktal bir belki fraktal bir evren bakınız, gelişiyor. Ben fraktal geometri üzerine çalışıyorum. Fraktal evren buna hiçbir şey açıklamıyor. Fraktal yani evren. Havalı bir bakın, söz oluyor sadece. Evet, entropi de çok havalı oluyor. Big Bang evet. Aslında sonunda hep havalı laflar. Ama bakın, sonuçta... Ama fraktal bir şey açıklamıyor. Bakın, entropi, yani. Entropi ile ilgili argümana cevap verin o zaman. Ahlaki bir boyutu olan ve yapıcı bir tanrının entropi içeren bir evren yaratması da çok absürt bir şey. Ben size bakın, ben entropinin neden evrenin başı olduğunu, evet, ezel olamayacağını gösterdiğini entropi söyledim. Siz olmasaydı, ona entropiye cevap verin. Anlaşılır konuşalım. Entropi yasası yok mu diyorsunuz? Ben entropinin Allah'ın varlığının nasıl gösterdiğini şöyle bir mantıkla anlatıyorum. Allah'ın varlığının alternatif olarak evrenin ezeli olduğu söyleniyor. Entropi yasası evrenin ezeli olamayacağını söylüyor. Böylece reductio ad absurdum dediğimiz felsefede saçmalığa indirgenince yani tamam. Lütfen, mantıksal evet olarak alternatifin olamayacağı. Argumentum de inerantum dedikleri değil mi o? Yani şey olamayacağı gösterilince alternatif olarak Allah'ın ezeli olduğu işte. Ben bu argümanın cevabını verin, buyurun. Bakınız çok basittir entropinin niye var olduğu. Sizin zamanı algılayabilmeniz için entropiye ihtiyacınız var. Eğer entropi yani termodinamiğin ikinci kanunu olmazsa bir mesela şu telefon, şu defter bundan 1000 sene geçtikten sonra dağılmaya başlamazsa siz önce ve sonra diye bir kavrama sahip olamazsınız. Entropi zamanın okudur. Bakınız Roger Penrose. Evet. Bu kadar basit bir argüman. Niye biz kavga ediyoruz? Bakın entropiyi bile kötü bir şey olarak algılamaya çalışırsanız elbette, eğer evren, bir anda referans çerçevemiz kalkar. Evrenin temel, kışı bakınız, herhalde değil bakınız, mi yani hayır, aslında? Temel bir fizik yasası. Bu evrenin 3 tane ayağı varsa biri entropidir. Yani şimdi öyle bir zeminimiz kayıyor ki entropi niye yarattı? Yani entropi olmasa şu anda nefes almamız bile entropi yasasıyla oluyor. Bakınız entropinin sonuçları gazların varmış dağılımında entropi yasasıyla. Yani şu anda biz, entropi sayesinde yaşıyoruz. Entropi cevabını söylüyorum yani. Bakın doğmak aynı zamanda...